Önce şunu değerlendirmek isterim. İktidar Partisi Türkiye'de son gelişen olaylardan sokaktan habersiz. Yani iktidar partisini yönetenlerin etrafında bir sade zinciri var, kendi dünyaları var. O kendi dünyalarında kendi kurdukları mutluluk var. Ve dışarıdaki sokakta vatandaşın beklentileri, talepleri, geçim sıkıntısından habersizler. Şimdi gelişmişlikte dünyanın 19. ülkesi olduğumuzu iddia ediyoruz. Ama adalet dağılımında, ekonomik dağılımda, gelir dağılımında inanılmaz bir adaletsizlik var. Türkiye'nin %42'si asgari ücretle çalışan bir ülke. İşsizlik şu anda pandemi sürecinden dolayı da daha da yoğunlaştı. Pandemi sürecinden dolayı insanların günübirlik ihtiyaçları, gıda tüketimleri daha da pahalılaştı. Mesela gıda sektöründe %50 zamlama ve fiyat artışı varken şu anda işte %20'lik asgari ücrete bir zam geldi. Şimdi doğal olarak belediye başkanlıkları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri hükümetin uygun gördüğü rakamın üstünde bir rakam veriyorlar. Bu geçmişte de verilmişti. Sonuçta belediyelerde kamu kuruluşu, yani oralarda sonuçta bir devlet dairesi, her ne kadar seçilmiş bir siyasi tarafından yönetiliyorsa da sonuçta onun da bir bütçesi var. Meclisinden onaylanan bir bütçesi var. Gelirleri belli, giderleri belli. Ama buna göre bütçesini denk bütçe haline getirebiliyor. Yani harcama kalemleriyle gelir kalemleri arasında bir denge kuruyor ve o dengede birinci önceliğini çalışanların insanca yaşamına harcayabilecekleri bir miktarı ayırıyor. Mesela bununla ilgili birkaç örnek verebilirim. Eskişehir Odunpazarı, pardon, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 3425 lira asgari ücreti yaptı. Ankara Çankaya Belediye Başkanı 3700 lira yaptı. Yani CHP'li belediyeler arasında bile asgari ücret belirlemede farklılıklar var rakamsal olarak. Niye bu rakamsal olarak farklılıklar nereden geliyor? Çünkü Eskişehir'deki yaşam koşulları geçim günübirlik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geçim harcamalarıyla Ankara'daki geçim harcamaları bir olmadığı için yaşam gelişmişliği ile ilgili harcamaları ile ilgili her belediyenin de kendine göre tespiti var. Şimdi Mehmet hocamız tabii bunun bir siyasi polemik konusu olarak konuşulması konusunda bir yorum değerlendirme yaptı ama şimdi devleti yönetenlerin önceliği ne olmalı? Devleti yönetenlerin önceliği önce refah içerisinde kendi çalışanlarının yaşanabilir bir düzeyde yaşamasının koşullarının sağlanması olmalı. Yani siz 18 yılda 480 milyar dolar faiz öderken işte yıllık 170 milyar dolar faiz öderken Londra'daki faiz lobilerine para bulurken, faiz öderken ama kendi işçinizin asgari ücretinin belirlenmesinde düşük seviyede tutmanızın bir gerekçesi olamaz. Yani bir de bu insanları düşünün, elektrik faturası, doğalgaz faturası, ulaşım faturasını düştüğünüz zaman inanın insani koşullarda yaşanmayacak şartlarda ve koşullarda yaşayan bir sınıfla karşı karşıyayız. Yani verilen rakam gerçekten tatmin edici bir rakam değil. Verilen rakam beklentileri karşılayan bir rakam değil. Verilen rakam gerçekten insanların rahat bir şekilde evlerini geçindirebilecek bir rakam değil. Keşke daha uygun şartlarda ve uygun koşullarda insanların daha insancıl bir yaşama dönüşebilmeleri için devletin biraz daha bu konularda duyarlı olması gerektiği düşüncesindeyim. Peki.